Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün küpe çiçeklerinin nasıl böyle pıtır pıtır tomurcuk verip çiçek açtığını ve küpe çiçeklerim için neler yapıyorum, kısaca bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca sardunya çiçeklerimize de biraz değineceğiz sevgili arkadaşlarım. Ben videoma başlamadan önce, videom fazla uzamasın diye yaptım. Şimdi sizlere de ne yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra vereceğimiz vitaminleri ve bakımlarını kısaca anlatacağım. Şimdi öncelikle ne yaptım? Saksımdaki boş kalan toprakları, yani nasıl söyleyeyim? Su verdikçe topraklarda azalma oluyor. Ne oluyor sonra? Kökü dışarı çıkmış oluyor. Birkaç çiçeğim böyleydi arkadaşlar. Üzerlerine toprak takviyesi yaptım. Gördüğünüz gibi topraklarını üzerlerine doldurdum. Tekrardan köklerini içeri aldık. Sizler de böyle boşalmış saksınızda azalmış toprakları var ise, kökleri dışarı çıkmasın diye bunları tekrardan toprak takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim küpe çiçeklerimize. Küpe çiçeklerin çoğaltımı ya da yetiştirmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Bunu sizler de yorumlarda zaten bana soruyorsunuz ve söylüyorsunuz. Gerçekten de öyle. Küpe çiçeğinin özellikle yeni ektiğimiz zaman tutması ve sonrasında büyüme aşaması birazcık zorluyor. Ama ne yapacağız? Bunun için doğru toprak kullanacağız. Doğru toprak, doğal gübreli topraktır arkadaşlar. Doğal gübreli toprağı şöyle filizinden kopartıp yine hiçbir şekilde köklendirme yapmadan ekeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere bir tane göstereyim. Şu saksımın bir kenarında boşluk var. Bunlar da küpe çiçekleri arkadaşlar. İnşallah onlar da tutacak. Şöyle bir tane filiz gördüm burada. Hemen onu koparmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde köklendirme yapmayacağım. Sadece şöyle birkaç alttan birkaç yaprağını alacağım. Evet. Hepsi bu. Ne yapıyoruz? Toprağımız zaten toprağımı da az önce de söylediğim gibi yeniledim. Yükselttim. Hemen şöyle parmağım ile bir delik açıyorum. Hiçbir şekilde köklendirme yapmadan küpe çiçeğimi ekiyorum. Hem çekip hem ekmek biraz zor oluyor arkadaşlar videoda, ama onu da başardık gördüğünüz gibi. Evet, şimdi küpe çiçeğimizin çoğaltımını ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen gördüğünüz gibi kopardık. Hiçbir şekilde köklendirme yapmadan ektik. Ara ara sizlerle bunu paylaşacağım. Tuttuğu zaman inşallah tutuyor yani. Bu zamana kadar ektiğim tüm çiçeklerim tutuyor. Bu da tutacak inşallah. Büyüyecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın, hiçbir şekilde tomurcuğumuz yok çiçeğimizde. Yeni ektiğimizde. Çiçek açtığı zaman, tomurcuk yaptığı zaman inşallah sizlerle paylaşacağım. Demem o ki çiçeğimizin şu anda bile, yani Temmuz'un sonlarına yaklaştık neredeyse. Bu aylarda bile çoğaltımı yapılabilir. Aslında tam zamanı. Küpe çiçeğini çoğaltmak istiyorsanız bu şekilde hemen hazırladığınız toprağa ekin arkadaşlar. Hiçbir şekilde köklendirme yapmadan. Küpe çiçeklerinin kurumaması için ne yapmalıyız? Evet, bu soruyu da çok alıyorum. Çünkü çiçeği ektiğin zaman belirli bir süre sonra tutmazsa kuruyor. Hatta tutmuş çiçekler bile kuruyabiliyor arkadaşlar. Çünkü çok sıcak. Ben Samsun'da yaşıyorum. Samsun'da çok sıcak. Sanırım diğer illerde, mesela Antalya falan daha da sıcaktır. Her neyse, sıcaktan çiçeğimiz kuruyabilir. Çiçek susuz kaldığı zaman kuruyabilir sevgili arkadaşlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum hemen unutmadan. Çiçeğimizi ektik. Peşine hemen suyumuzu verelim arkadaşlar. Hangi çiçeği ekersek ekelim, can suyunu mutlaka verelim. Evet, susuzluktan kuruyor dedik, güneşten kuruyor dedik. Ne yapacağız? Tabii ki de küpe çiçeği dışarısını seven bir çiçek. Yani açık havayı seven bir çiçek. Benim çiçeklerim de açık balkonda duruyor. Ama gölge olması gerek arkadaşlar. Direkt güneşe maruz bırakmayınız küpe çiçeklerinizi. Günde en az 1-2 saat güneş alsın. Bu ona yeter.
Onun dışında gölge bir ortamda kurumaması için, solmaması için gölge ortam küpe çiçeklerinin gelişiminde ve büyümesinde daha canlı, verimli olmasında yararlı arkadaşlar. Bunun için gölgede duracak. Doğal gübreli toprak ile çoğaltımını yapıyoruz. Sonrasında çiçeğimizin hemen hemen her gün suyunu veriyoruz. Budama işlemini yapmıştık. Bunu da kısaca söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu kuru dallarının çok uzundu. Onları budadım arkadaşlar. Budama işlemini mutlaka yapınız. Daha geniş ve daha çok yaprak verip daha gür görünsün, öyle söyleyeyim. Bol yapraklı, bol tomurcuklu kurumuş dalların da çirkinliği gider arkadaşlar. Budama işlemini mutlaka küpe çiçeklerinize yaparız. Vitamine gelince. Şimdi çiçeğimizin solmuş, kurumuş yaprakları var. Bakın benim de oluyor bazen. Ne yapacağız? Bu küpe çiçeklerine ayda bir kez, sevgili arkadaşlarım, bunları böyle tek tek topluyorum ben. Yenisi gelsin, kötü görünüm olmasın diye. Ne yapacağız küpe çiçeklerimize? Ayda bir kere mutlaka çay vereceğiz arkadaşlar. Çay çiçeklerde, bitkilerde çok etkili. Bunu hemen hemen her videomda, her çiçek videomda söylüyorum. Çayı ayda bir kez, 15 günde bir kez, hatta kurumuş, sadece dal kalmış küpe çiçeklerinize bile verebilirsiniz. Bu şekilde dokunun. Eğer kökü sağlam ise bu canlanır arkadaşlar. Sakın çıkarıp atmayın. Çay verin. Çayın posasını, çayın demini, kuru çay hiç fark etmez. Çayın çöpü gerçekten açmayan, coşmayan, kurumuş, solmuş tüm çiçeklerimizi canlandıracak sevgili arkadaşlarım. Evet, sardunyalarımız gördüğünüz gibi budandıktan sonra gayet güzel coştular. Açmayan sardunya çiçeğim şu anda yok arkadaşlar. Tüm sardunya çiçeklerim pıtır pıtır açıyor. Her çiçek gibi çiçeğini açıyor, döküyor, kuruyor. Budamıştık. Yine videomda var. İzleyenler bilir, izlemeyenler için söylüyorum. Yazın başında, ilkbaharda mutlaka yapın demiştim. Elime makası almıştım. Sizlerle beraber budamıştım. Bakın budandıktan sonra yemyeşil, tazecik yeni yapraklarımız geldi. Halen daha gelmeye devam ediyor yeni yeni yapraklarımız ve tomurcuklarımız. Evet sevgili arkadaşlar, küpe çiçeklerine ve sardunya çiçeklerine, tüm çiçeklere aslında bu şekilde bakımlar yaparsak bizlerle uzun yıllar yaşar ve pıtır pıtır çiçek açar. Sizlere tavsiyem budur. Sardunya çiçekleri de yaz kış balkonumda durur. Yazında kışında gayet sağlıklı olur. Mutlu günler diliyorum.